kahve salonundan herkese merhabalar olsun diye Genç Yaşı programıyla yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Tabi bildiğiniz gibi Genç Yaşı programı her zaman gençlerin yanında da o her zaman da gençler destekleri. Tabii ki Genç Yaşı programı her zaman bir değerli bir misafirle sizlerle birlikte olacaktı. Bugün de bir değerli bir misafirimiz vardı. O da gitaristimiz Mehmet Talip. Hoş geldin, sofralar geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Sağ olasın. İlk başta bizleri kendini tanıtsal. Gerçi tanıdıklı sana. O milletimize göre tanımayan var ise daha fazla tanıtsın sana. Doğru. Ben Mehmet Talip, 1997 Kerçi doğumlu, üniversite mezunuyum. Bu işe çocukluktan başlamışım. Çok seviyorum bu işimi. Çok memnun olduk sana, çok teşekkür ederim sana. Evet değerli izleyiciler, şimdi bir röportajımız vardı. O da gitar tarihiyle ilgili. Onu ziyaretten sonradan karşımıza alacağız. Kısaca gitar tarihi ve başlıca gitar türleri nelerdir? Tarihi uzun yıllara dayanan gitar, terim olarak ilk defa 13. yüzyıl literatüründe geçmektedir. Modern klasik gitarın tasarımcısı ise Antonio de Torres olup, tasarımını 19. yüzyılda yapmıştır. Tasarımından sonra bir hayli sevilen gitar, sadece müzik endüstrisi tarafından değil, dünyada geniş kitleler tarafından da benimsenmiştir. Bugün gitar kendiliğinde yöresine ve kültürüne göre birçok çeşit gitar türü ortaya çıkmaktadır. Ancak genel anlamda kullanılan gitar türleri şu şekilde ayrılır. 1. Klasik gitar 2. Elektro gitar 3. Bas gitar 4. Akustik gitar 5. Caz gitar 6. Perdesiz gitar 7. Lap steel gitar 8. Yedi telli gitar 9. Weissenborn gitar 10. ise 12 telli gitar. Ancak temelinde ise hemen hemen ezici bir çoğunlukla öğrenilen ve çalınan gitar türleri şunlardır. Klasik gitar, bas gitar, elektro gitar. Evet değerli izleyiciler, röportajı izledikten sonra tekrardan sizlerin karşısındayız. Şimdi geçerken tekrardan konumuza gördük röportajımızı, izledik de gitar tarihiyle ilgiliydi. İstersen biraz konuşursan için, gitar tarihi tam olarak ne? Biraz anlatsan da bizlere. Gitar tarihi takriben diyebiliriz 15. 16. yüzyıllardan olabilir daha eski dönemlere aitti. Yani elimizde az bir şekilde belge var. 15. yüzyıl, 16. yüzyılda. Sanırsam yani bu İspanya'da, flamenco dediğimiz insanlar açlıktan bilmirler niyetliler. Kalktılar eline tahtadan işte bu şeylerden yaptılar. O dönemden bu döneme kadar yetişti bize. Güzel. O dönemlerde yani bu başkaymış, güzel bir şeymiş aslında. Çünkü o dönemlerde olmak, bak bu da ki para zorunluluğu vardı, şu anda da vardı. Yani bu günümüze de bağlı bir şeydi aslında. Doğru. Onlar yani para sıkıntısı yaşadılar, şu anda da para sıkıntısı yaşadılar. Tamam, yani her dönemde bir sorun vardı. İşte mesela biz tarihini açıyoruz, tarihini açıyoruz. Hatta ondan ders alak, gelecekte tatbik edeceğiz, uygulayacağız. Ama bence tarihi öğrenmek çok önemli bir şeydi. Çünkü doğru. Sen bir şeyin tarihini öğrendiğin zaman daha fazla özgürlük geliştirecek. O özgürlüğü tanıyacaksan ama bir şeyin tarihini bilmiyorsan halbuki hiçbir şey olmayacaktı. Yani sadece gitarı s**rıyorum diye çalmak yoktu. Ne yapacaksan onun tarihine gireceksen, özüne gireceksen gitar nereden gelmedi, nasıl gelmedi? Sadece gitar değil ki, bütün aletler beraber. Tamam, doğru. İşte mesela şerder müzik açısından insan her açıdan tarihini bilmek zorunda. Özü nereden geldi, şehirden de seçtiği vayanın tarihini gene bilsin. Doğru. Bilmek zorundaydı. Doğru. Mesela senin de bunun tarihini bildiğin gitarın. Yani ilk başlamadan önce sen ne yaptın? Tarihine baktın. Tabii. O baktın ne şeklindeydi? Tarihte yani sonra gitaristler neler yapırdı, neler yapırdılar? Bu çeşitleri neydi gitarın o zamanlar? O şimdi nasıl oldu? Yani değişim mekanası nece oldu? Eskiden şimdi ara yerinde. Eskiden şimdi ara yerinde. Takriben avval biz sen dünya şeyi bilim gelişmemişti. Doğru. Şimdi her şey manyetik, elektronik oldu. Bir dediğimiz gibi gitar havayı var, gitar karabayı var. Doğru. Bu esas olarak. Gitar havayı dedim sana eski dönemlerde, yani manyetik şeyler yok idi.
tahtadan yapılırdı. Şimdi günümüzde 2. Dünya Savaşı öyleyse 1939-45 arasında 2. Dünya Savaşı'nda insanlar çok öldü. Doğru. Başkaları da bu şeyden etkilendi. Kalktılar ne ettiler? Amerika'da, ABD'de karabay gitarı yaptılar. İnsanın ruhunu canlandırdılar. Yani 2. Dünya Savaşı'nın etkisi bunu daha tatavvur etti. Elektro gitar, havai gitar. Olan da çeşitleri vardı yani, tafasiller de var. Mesela havai gitarda kodyarına var, akustik var, klasik var, flamenco var. Her yörenin bir şeyi var. Tintaz gitar var. Tabii ki. Ya mesela hani basit örnek veririm sana. Günümüzde bizim şeyler vardı. Telefonlar vardı. Bütün telefonlarda bütün aletler vardı. Ya bak tatavvur hangi yöne yetişti? İstediği o şeyi tabiysa o geldir de sana meşkilinde vardı. Neden bu tatavvuru takip etmirik, o özümüzü geliştirmirik bu yollardan? Aslan vazgeçirler vardı. Müzik sevdasından. Müzik sevdası insanın içinde olan bir şeydi. Tamam. Yani insanın içinde var ise bu sevgi, o sevgiyi canlandırmak yani çok zor bir şey değil ki. Doğru düşünüyorsun. Mesela gitar, o bir aletlere benzemez. Bu benim şahsi kanaatim. Gitar yani mesela, yine alet var, saz, öp. Her aletin kendine göre has bir duygusu var. Doğru. Ama gitarın çok farklıydı. Bu bana göre. Nasıl şahsı farklıydı sana göre? Yani bana göre bana daha fazla yakın. Daha fazla yakın. Doğru. Peki o ha zamanıydı ki böyle öz özü gördü böyle gitar sana tam olarak yakındı, sevmeye başladı o özü. Çocuklukta kaset vardı özü bir sene evvel. Bu kurslar yokuydu. Ben uşağıydım. 7-8 yaşındaydım. Doğru. Cem Karaca'dı, Barış Manço'du, Edip Akbayram'dı. Bunlar dinledim, onlardan etkilendim. Evet, evet. Anadolu rock. Yani bunu dinleyerek yani müzik sevdim daha fazla oldu. Doğru. Onç bu yol. Doğru. Zaten bunlar saydı, bunlar asla bizler için unutulmazdılar. Doğru. Her zaman yani yaşarlar. Vefat etmiş olsalar ya. Doğru diyorsun. Peki şu anda Kerkük'ün göbeğinde olduğumuza göre Strem Kerkük'ten bir şarkı aldım senden. Kerkük'ten bir şarkı. Ne hazırlayacağım sen? Kerkük'ün zindanına. Bu şarkı birçok programda anonim yazıldı. Cem Karaca'nın da zaten. Cem Karaca ilk yorumladı özün 78-79'da. Bu bir önemli bir kaynaktır. Bu şarkının söz yazarı yani sözü Fakrettin Ergec'e aitti. Profesör Doktor Saadettin Ergec'in kardeşi. Bazı kaynaktır yok bu belediyede. Anonim yazdılar. Biz genel olarak bu Kerkük'ü zindanını ne kadar kendi görelimiz. Bu şarkı neden de kaynaklanır? 59 katliamından sonra. Ha, güzel. O zaman Allah aşkına şarkı edeceğim senden. Kerkük'ün göbeğinde olduğumuza da göre. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Her yanım daladılar ateşle annem. Her yanım daladılar ateşle annem. Ne suçum ne günah. Yaktılar beni, yaktılar beni. Ne suçum ne günahım. Yaktılar beni, yaktılar beni. Türkmen obalarından göçen anneler. Türkmen obalarından göçen anneler. Ne yuvalar kalmış,
ne de haneler, ne de ne yuvalar kalmış, ne de haneler, ne de haneler. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir şekilde seslendirdi bizimce bu Kerkük'ün havasında. Gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Wob'un da bütün Kerkük'üne armağan ederim. Peki ilk önce bizlere sıramalarda sen kim sana desteğe giydi? İlk başladı o zaman giydi. Tabi ilk başladım. İlk olarak ailem destekledi. Kültürlü oldukları için. Sonradan bazı arkadaşlar, onlar da bana çok destek oldu. İmdiye kadar teşekkür ederim üzerine. Ve işte bazı yönden arkadaşlar bana destek oldu. Bazı yok eleştirdi. Ama ben yoluma devam ettim. Kimseye bakmadım. İnsan istediği ve hedefe ulaşmak için kimseye bakmaz. Doğru. Peki sen işte eleştirdikleri zaman ne yapırdı? Nasıl bir karşılık verirdi? Aramırdı. Kimseni aramırdı. Doğru. Aramamak zaten en önemlidir. Öz düşünceyi tatbik etmek için kimseye bakma. Doğru. Mecbur değilsin. Her insan öz hayatını yaşar. Doğru. Zaten o seni eleştiren insan, seni yetişmek o istemeyen insandı. Seni sevmeyen insandı aslında. İnsanlı da ya bizim farklıdır. Mesela şimdi Irak farklı bir yerde. Yani daha çok başka tarz müzikleri ilişkiler. Bizim müziği pek umursamıyor. Ben böyle görüyorum. Ama bu yanlış bir şeydi aslında. Çünkü bizim müziklerimiz var iken neden kalkırız başka müzikler çaldık? Çok yanlış bir şeydi bu. İşte mesela Kodiyak Irak'ta gördüğünü adı. Yani bir tarz üzerine geldim. Doğru. Olmaz. Çok yanlıştı. Bak bu Georgina meselesi büyük bir mesele. Çünkü insanlarımızın çoğu, ben dikkat ederim, Georgina seviyorlar. Neden yani Georgina seviyorlar? Başka yerlerde olmayan bir şeydi Georgina. Sadece Kerkük'ün içinde mi gördüm çoğunlukla ben bu Georgina vardı? Ki bu dediği şeyden iki nokta var. Ama özel yapabilirler. Ama tabii. Bu iki noktadan diyeyim. Birinci nokta Georgina tarzına ilişen olabilir ticaretti. Zaten ticaretti sadece. İkincisi ama şöhret. Yani sevmiyor o şeyi ama nedir? Yapırı elde bir kazanç şey etsin. Çoğunlukla ben görüyorum zaten Georgina çağıranlar. Tabii ki çoğu benim arkadaşlarım da, masal da arkadaşlarım da sahibi sonsuz özlerine. Ama sadece para niyetine her şey yapılmaz. Yani sen o sensu iyiydi, başka yerlerde kullanabilirsen özle. Neden sadece para tarafından tutursan özle? İşte bunlar düşünceleri budur. Ne de saygı duyuyor. Ben bas haz ederim mesela farklı şeylere el atık. Olmaz müzikimizi geliştirek. Olmaz bir şeye ilişek. Olmaz. Doğru. Yani mesela en kolay bir örnek veriyorum sana. Gitar aletini kafelerde çalsalar ne güzel olur. Çok değişik bir şey olur. İnsanlar da zaten daha açılır. Zaten ben bunu görüyorum. Erbil'de, o Süleymaniye'de yapırlar bir şeyler. Canlı müzikler yapırlar gitardan. Daha da güzel oldu. O millet de seviyor bizim. Ama bizim kar gitsin de diyelim. Sadece Georgia'yı görüyorum ben. İşte biz 21. yüzyılda yok tabii ki. Yani bak durumumuza bak. Yani müzik şeyimiz ağır ulaş. Maalesef. Çok yerde. Yani kimse kusura bakmaz. Büyüklerimizde de hata var birçok. Desteklemediler. Mesela onlar geldiler. Kodiyak ömürleri belli. Öyle genç yetiştirmediler. Bu bölgelerimizin de yanlışı da. Tabii yani bu gerçek bir şey. Gerçek bir şey diye. Sen özü bilsen yani. Ne için gençler de ögür atmayasın. Hatta gençler de yetişsinler. Yani ihmal edildi bu gitar. Yani bu gitardan en güzel aletlerden birisi de. Başka yerlerde bakalım biz paraları yatırıptı bu gitar salonunda. Ama bizimkiler burada maalesef Kerkük'te değilse o halde sayılır hapse. Gitar salonu çalan zaten Kerkük'te elde yani. Dilerim inşallah çok olur. İşte demirim, elden sayılmak yerine daha fazla geliştirirsek özümüze, o başka yerlerde de çıksak, mesela kafelerde çıksak ya da normal bir yerlerde çıksak, harikalarda çıksak çok güzel bir şeydi. Çünkü milletimiz, ben ki eminim bazıları vardı seviyorlar bir şeyi ama her gün içinde yapan yoktu. Sen neden yaptın sen bunu? Yani gençler... Yani kendi... sen gençsen mesela kafelerde neden çağırmışsan ya da dener misin böyle bir şeyi? Küçük bir zaman yaptık, çok tepki aldık. Nasıl bir tepki aldınız? Yani büyük bir çoğunluğu. Yani
umursamadılar. Umursamadılar. Bazı tarz müzik umursamadılar. Yani daha çok eğlenceli, oynak şeyler sevildi. Bu da yanlış bir şey. Doğru ama aslında ne bileyim yani. Sen dedi böyle bir şey verdi. Nezahat yatırmadı. Nezahat yatırsaydı çok güzel olardı köyün üstünde. Çünkü nezahat yatırsaydı başkaları da vardı. İhtimal başlardılar gitar çalmaya. Özellikle aynı zamanda bir rızık da sayılardı bu. Yani tamam indi bazılarının ihtiyacı vardı paraya. Doğru. Zaten kazancı bu dünyada zor olurdu. Ama bunun tarafından kazanç sağlayabilirdiler. Olay ne desen razı. İşte bu bir nesil tamam çürüdü. Yani ister biz yeni nesli yetiştirmek için fazla çalışalım. Biz çalışmıyoruz. Özü doğrusu bir şey de var. Türk milletinde biraz tembellik var. Çalışkan değil. Doğru. Yani neden çalışkan olur? Doğru. Çalışmadan İnsan... bir yere varama. Doğru. Ama... Doğru. Takriben ben kaç yıldı bu meslekte ya? Bir tarçıların çoğunu tanıdım diyelim. Ama şimdiye kadar aynıydılar. Değişiklik yani... yoktu. Yeni bir çıkmayayım meydana. Görmüyorum ben. Bunun asıl sebebi nerede? Neden yani bu kadar gitar aleti ihmal edilmiş durumda? Özü 2003'ten sonra biraz fazlalaştı, bir daha döndü. Aynen. 2003'ten sonra zaten gruplar çıktı, bayağı bir grup varydı. Bazıları da dağıldı, o ayrı bir mesele. Evet, kendi konular. İşte ne diyeyim, bu var mesela kadim gitar çalanlar, onlar genç yetiştirsin, sevdirsin. Mesela program yaparım gitar üzerine var ama yapılmıyor. Sürekli Georgina. Mesela dedelerimizin şarkıları yani onlara saygımız var ama bizi 24 saat onlardan olmaz. Doğru. Ha onlar ver, ha onlar ver olmaz. Yenici aleme açılır biz. Yenici şeyler keşfeder. Yani müzik açısından. Biz böyle etmiyoruz. Her rutini yerim. Doğru. Yani rutini kırmak lazımdı. Çünkü bu rutinin sonu bence hiç iyi bitmeyecekti. Kâr içinde. Çünkü Hande Eser kâr gün içinde gitar çalanlar vardı. Hande Eser gitar çalan vardı. Bir tane vardı. Çok az zaten. Yani mesela kuzey bölgesinde Süleyman'ı Erbil bu işte çok gelişti. Aynen. O çok gelişti hakikaten. Çok gelişti. Gruplar çıkırı, yurt dışına çıkırlar, konser verirler Avrupa'ya. Mesela Asya'da bazı yerler Lübnan'a, Suriye'ye, Ürdün'e. Doğru. Akbalılar geldi mi acaba? Ama Kerçi yok. Kerçi'de bir grupçı grup yoktu. Doğru. Sadece gördüğüm ben yani genç olarak gördüğüm ben sadece Georgina çağıranlar meydana çıkırı. O da çoğunu ne diyor, diyor biz ıstırmaşı olalım. Milletin çoğu da böyle sır, oynamak şey, eğlenceli şey, her şey oynamaktan eğlenceli de ayrı alem ruhu var. Mesela doğru. Gitar alemi var, kodiyak tarzlar, pop, rap, happy şeyler var. Doğru. Olmaz biz sürekli bir tarza ilişen, bizde sorun budur. Doğru, yani bizi de daha fazla çeşit yaratmaktı. Aslında saz aleti de hiç yoktu. İki tane de o da, o gitar lazım. Saz yani büyükler faz etmiyorum, gençler faz ediyorum. İşte ne dediğim için bu Georgina şeyi kaldıkça bizim sanatımıza çok zarar verir. Doğru. Kimsenin hakkımız yoktu. Müdahale eder hayat hürriyesine ama gördüğümüz budur. Bu Georgina şeyi bizi çok tesir eder. Doğru. İnşallah da bu meseleler hallolur. İnşallah, bir gün içinde birçok gitarist görürüz. Çünkü gerçekten Kerkük'ün gitaristlere ihtiyacı vardı. Çok çok. Hiç yoktu Kerkük içinde. Neredeyse hiç kalmayıptı bile. Yanından dolayı biraz gençlerimiz uğraşsalar, daha fazla özlerini geliştirseler, aynı zamanda da gitar öğrenenlerden ders alsalar, yani normal bir şeydi birisi geçsen de derse öğrenmek istese. Çünkü gençler her zaman kapma açıktı yani. Ne var? Ehtiyacı bir şeydi. Fakat sadece gitardan bitmedi. Dram olsun, başka linklerini. Doğru. Klarnet aleti olsun, dram olsun, bez gitar olsun, saz olsun ama biz fakat Georgina. Fakat Georgina diye. Yani bizi dinleyenler birçoğu diğer bunlar bizi çok eleştirir. Biz eleştirmiyoruz. Yani biz vakıa konuşuyoruz. Doğru vakıa zaten. Budur. Zor Georgina saklanlara saygımız sonsuzdur. Biz tabii. Sadece Kerkük'te hakikatleri konuşuruz. Hakikatleri de. Yani açık bir şekilde konuşuruz neler olur neler olmadı. Çünkü milletimiz zaten indi de özler de eminim değiller. O eminim de çok bazıları vardı. Onlar aslında sevmiyorlar Georgina'yı. Normal bir şeydi bu. En büyük sorun da ben dikkat ederim. Büyüklerimizin birçoğu mesela bu gitar şeyleri yaparak. Yani görerdim tepki gösterirler bu bölgelerimiz. Genç görsese kadıyor ama bölgelerimiz de bu işe tepki gösterdi. Yani
Belə xor baxın. Doğru. Yəni, inşallah xor baxılmaz daha fazla genişlətdiririk o sözümüzü. O inşallah, da iyi bir nesil yaradarıq gitar çalanlardan. Tabii. Çalışarak, çalışmadan bir yere varmarıq. Tabii, zaten çalışmaq ən önəmlidir. Ən önəmlidir. İnsan zaten istəsə bir şeyə ulaşsın. Ulaşabilir ama sadece biraz acı ister, o çalışmak ister, o destek de ister. Destek. Sadece maddi tarafından değil, her taraftan. Her taraftan, doğru. Her taraftan. Peki ikinci şarkı olarak ne hazırlayacaksın sen? Vallahi doğrusu ben buraya provasız geldim. Ne bilmem onu okuram. O zaman şey, şarkılarından. Şimdi aklımdan geçiyor şarkısı. Bir dizi var, hadi dinleyip görürse Arka Sokaklar. Doğru. Ha, Arka Sokaklarda bir parça var. Murat Evgin'in de söz müziği. Kendisi dizi müzisyenlerine aitti. O zaman onun şarkısın. O zaman alalım onu senden. Her yeni güne senle başlamak varken neden ayrı düştük? İnan ki hiç bilmem. Benim için öyle sine bir aşk değildi ki senin yaşananla ömrümde ilkti. Özledim günüm, özledim seni. El ele olsa eskisi gibi. Özledim günüm, özledim seni. El ele olsa eskisi gibi. Senle başlamak varken neden ayrı düştük? İnan ki hiç bilmem. Benim için öylesine bir aşk değildi ki seninle yaşananla ömrümde ilkti. Özledim seni, el ele olsa eskisi gibi. Özledim gülüm, özledim seni. El ele olsa eskisi gibi. Özledim gülüm, özledim seni. Eskisi gibi. El ele olsa eskisi gibi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu da çok güzel seslendirdi. Gerçekten güzel sesi. Güzel uyumu da aynı vakitte de güzel bir gitarda. Teşekkür ederim. Çok gitar çalan vardı. Yani hem sağlık hem söylemek zordu. Bunu nasıl böyle becerebilsen Özlem? Valla doğrusu çok kasvet dinledim. Yani indiye kadar o şarkılara kulağımdadır. Kulağıma alıştırdım. İlk başlayandan çok kasvet dinledim. İtfondan. Yani kulaklıktan koydu. YouTube'da sürekli şarkı. O mahalli YouTube'da yok idi. Ha dinle, dinle, dinle. Kulağımın perdesi bu tarza alıştı. Doğru. Çünkü çok gitar çalan vardı. Diğer ben çalabilirim gitarı. Ama vokal değilse yok, olmaz. Özü bak. Bir sende dedi ses, insanın sesini keşfi, tonunu doğru tapsa şarkı söyleyelim. Tabii ama ki. Bizimkiler, bazı gitarist edebildi, bazı cesareti yoktu. Ya da sesi de diyelim güzel dergi. Tabakasını tapsa olabilir. Olabilir. Olabilir, yani çoğu tabaka. Özü tabaka mühimdi. Doğru. Tabaka. Peki Kargın içinde neden hiç cadılarda görmüyorum gitar salonu? Sokak müziği. Sokak müziği yani. Ha. Ama başka yerlerde vardı bir şey. Amatör şarkıcılardı ya. Zaten birinci nokta, gitarist az. Saniyen ikinci,
kafe müziği yok. Doğru. Klip yok. Klip çok az. Sokak müziğine ulaşınca yani yoktu. Doğru. Peki milletin tepkisini hadi getirebilir. Yani ne açısından? Yani mesela gören birisi gitar çaldığı nasıl bir tepki verirler? O insan kültürüne kalbazman gördüğüm kadar buradaki tepkiler çoğunun tepkisi olumsuzdur. Doğru. İnşallah olumlu olan da tepkiler de. Çünkü gitar çok güzel bir aletti. O bizim gitarda geride kalmamız çok büyük bir ayıptı bizler için. Tabii. Çünkü gitar bizler için eskilerden kalan bir şeydi. Yani biz gerek bunu daha fazla geliştirebiliriz özümüzü. O gruplar kuralgan, o aynı zamanda gruplar olmasa bile insan kendi kendini geliştirebilir. Ki eminim ben evlerde gitar vardı ama çalan yoktu. Bu Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aynen bizim kimliğin kültürleri biraz o şovaş tatavur edirdi. Aynen Erkin Koray, Barış Manço, Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray Koryak kalktılar ellilerde grup kurdular. Aynen burada millet kimi tepki verdiler olumsuz. Doğru. Onlar işlerine baktılar. Avrupa'ya gittiler, şey ettiler, ora kaç, bura kaç çalış. Müziklerini bir hal ulaştılar, indiye kadar yer. Yani evet. Bir nesli kamen bu müziği koydular sevsiler. Güzel bir şey bu. Ama bizde de inşallah yani ben kendim, yani ben tabii ki kimse yer bilmez barışmanca böyle şey. Yani ben diğerlerde yani ben de haz ederim mesela bir tarz müzik koyar. Yo basman ayrıları gelecek nesiller bu müziği izlesin, yolundan geçsin. Doğru, zaten sen o tarihte bir damga bırakmak, o bir iz bırakmak, o başkalarına çok faydası olacak sadece. Çok haz ederim. Doğru, şu anda bir faydası olmayacak sana ama tarihe baktığı zaman yani mesela bundan bir 100 yıl sonra hani bu bir damga olacak tarihin içinde. Tabii yani ister. Biz de çalışak. Olmaz. Tembellik olmaz. Çalışmak her şeyden mühim. Doğru. Peki gitarla ilgili şu ana kadar bir şey yaşayıpsan böyle şu anda fikrimde kaldı üniversitede. Yani bir vakıf getirdi başvurular. Üniversitede bir kere yaşadım. Konserimiz de vardı, kafede yaşadım. Üniversitede çalardı onu gitar. Bazı şeyler olurdu, törenler olurdu. Arkadaşlar tavsiye ederdi. Doğru, yani çünkü ben de üniversitede olduğum zaman görerdim birisi gitar çalan ama tanımırdım sen o zamanlar. Tamam, eski dönemiydi. Kafede bir şey oldu, konser var. Bundan 2 sene önce gitarlarımızla provadan evvel şey ederek, tünerden şey ederek, ayarlarız şeylerin, tellerin. Benim kulağım eşitmirdi bu tellerin ayarlamasını. Yani olsa çok iyiydi. Dedim bir üstü tere giderim. Fazla şey ettim, gitarın teli kapandı. Yani konser ortasında, yani konserin şeyiydi de. Yani o birinci makul kafede, ikinci makul kulyede sanırsam mikrofon yok. Bu laptopta şeyler yok. Kalabalık idi de. Ben sesim yetişmedi. Yani kalabalık olduğunda mikrofonsuz çağıranda zaten biz batı şeyiydi, her şeyimiz elektroniydi yani mikrofonlu şeydi. Çok zorlandım. Bu ikinci makul. Bu iki makul başmadan kulyeyle kafede. Doğru. Güzel bir şeydi aslında insan başına makulara geçmek. Yani mesela hiç unutulmaz makullardı senin için. Bunlar ihtimal gelecekte uşakları var söyleyeceksen. Ya da daha fazla meşhur olduğu zaman yani bütün milletimiz tanıdığımız zaman diğer bu böyle şeyler o açısından geçti bunun. Çok güzeldi. Benim amacım birinci meşhurluk tedarici, para tedarici, bir şey tedarici ama ben haz ederim bu tarz müzik milletimiz sevsin. Milletimiz sevsin. Sevsinler, sevmezler. Genelde. Doğru. Peki şu anda sen birileriyle çalışsan yani grup halinde? Geçmişte çalıştım, şu an yalnızım. Neden şu an yalnızsın? Sorunlar oldu yani bazı şeyler oldu. Millilik açısından oldu. Yani, doğru. Değil mi? Yani, özür dilerim, her insanın millilik duygusu her şeyden üstün. Tabii. İşte millilik sorunu oldu, baksan tarz sorunu oldu. Bunlar çok mühimdi yani ve sorundu. Yani bu sadece Irak'ta değil, başka illerde de bu sorunlar karşılaşır bu sorunlarla. Tabii ki. Yani önemli olan sen bu sorunların karşısına geçmek oldu. O bu sorunları halletmek oldu. Çünkü insan her zaman karşılarına sorunlar çıkabilir. Tabii. Ama sen bu sorunları ne şekilde çözeceksen bu iyi bir şekilde de çözülmesidir. Yani önemli olan kafayla
bitmez. Bitmemesi de bu sorular. İşte grup diyende olmaz bildiğin söz yersin. Mesela koyduğa o grubu oluşturan dört üyede. O dört üyenin fikri bir oldu, bir şeyler yaptı. Doğru. Sadece birisinin fikri yerim yedi. Olmaz. Tabii. Ki zaten bu böyle yaptığı zaman başkalarını da kaybeder. Özü ve grup müziği tek şeyden, tek solistten daha zahmetli. Çünkü burada dört kafa, burada bir kafa. Doğru. Yani Yavuzlu daha basitti gruptan. Grupta ona çal tarafın, prova var bilmem ne, yani çok şeyler oldu. Ama tek kalanda bence daha iyi. Mesela doğru, bir müzik grubu tapasan, onlardan bir çalışma yapasın. Doğru. Doğru. Ama önemli olan senin kendi tarzını bulmak oldu. Ona şeklinde devam etmek oldu. Çünkü insan bir şeyle başladı mı, o şeyde devam etmesi lazımdı. O şeyden çıktığı zaman nezahat yatırmayacak hayatında. Mesela sen rock metal'dan başladın, rock metal'dan devam edeceksin. Tabii. Başka şeyden başladın, başka şeyden devam edeceksin. Ama sen bir şeyden başladın, sonradan başka şeye atlanmak, bu yanlış bir şeydi. Günümüzde eşidirim bazı şeyler oldu. Yani mesela baksan bu gitar yolu ya da batı müzik yolundan gidenler başka yola vurur. Yani bu demek ki bunun bir hedefi de müziği sevdirsin millete. Bunun hedefi kazançtı ya da şöhret. Doğru. Ama özü özgürdü, biz karışmıyoruz o zaman ama vaka budur. Doğru, her zaman özgürlük vardı. Tabii ki ama insan kendi sevdiği şeye yapması lazım. O özünü daha fazla geliştirmesi lazımdı. Çünkü bu bir aleti tuttuğu zaman, sen başka aletin güldüğü zaman ama ikisinden de olacaksan. Özü rutinle mesela her insan kaç alet çalsa etiyadi. Sorun burada değil, sorun tarzda, ne tarzı yapsın. Olmaz on tarzı bir chatten. Her insan öz tarzında kendini geliştirsin. Doğru. Peki sen neden gitar seçtin? Bu başka bir alet seçmedin. Mesela saz olsun, dram olsun ya da bambaşka bir şey. Gitar seçtim. Ben dedim şimdi Anadolu rock şarkılarında şarkının sonunda şey oldu, distortion, bakarsan solo, bazı şeyler oldu. Ben onlardan etkilendim, elektronik gitardan. Doğru. Onlardan etkilendim, neden tarafa gitardan? Onun için gitar seçtim. Daha çok kulağıma bir gelir, solo gitar. Doğru. Yani. Peki gelecekte bir alet vardı sen ona girenesen? Vallahi var yani. Olabilir olsun, olabilir saz olsun. Çünkü saz dediğimiz bizim müzik türümüze çok yakındı. Anadolu rock'a çok yakındı. Doğru. İnşallah da onu öğrenirsen, çünkü saz da bizler için önemli aletler birisi de. Çünkü milletimizin çoğu da vardı, saz var aynı vakitte. Yani eski Türkmenler değilse o. Evet. Peki, genellikle gitar kaç çeşitti ve sen hangi çeşitti seçip sen? Tarzı herhalde. Mesela pop müziği seçirse o diye pop, klasik flamenco dediğimiz. Rock müziği seçirse daha çok havai gitarlardan akustik. Akustik doğru. Nerede? Karabay gitarın havai versiyonu. Ha, güzel. Peki hangisi daha fazla yakındı sana? Akustik. Tabii akustik benim Anadolu rock'tı. Mesela konserlerde karabay gitar kaldırır. Bazı yerlerde... Karabay gitar da kullanır. Ha, karabay da gitar da kullanır. Ben ondan da kullanırım. Doğru. Peki karabay gitar daha zordu yoksa sence bu daha zordu? Zor değildi. O farklıydı, bu farklıydı. Doğru. Zorluğu yok bu işin, çalışmak var. Doğru. Bir şarkını ödüme koyarsan notasız akorudu. Ki zaten bizim milletimizin çoğu nota bilmez. Nota mühim şeydi ama yiyemiyor bu da. Yani mesela ben bilmem, dört tane bilmiri, mecbursan o bilmeyen nereden olasın? Doğru. Yani o koyduğa ummi şeklin, yani kulak, sümayi. Tabii. Dediğimiz gibi, soru ne dedi, gitar, nasıl yaptın sen, tamam? Doğru. Gitar mesela ben akustik yaptım. Karabay gitarı yaptım. Öz tarzıma göre. Her insan öz tarzına göre el seçsin. Flamingo kullanmazsan hiç? Flamingo çalabilirim ama benim tarzıma el vermez. Doğru. O, yani olur. Bazı şarkı bakarsan flamingo üstleri. Bu şarkının önce yer flamingo üstleri koyarsan. Klasik rock bir yer lazım. Doğru. Yani önemli olan öz tarzı bu bulmak. Çok mühim. Bunu öz tarzı tapsa müzik yolunda kimse sandırdırmaz. Bir de kimseye bakma. Kendi düşünce bu ya.
kendi düşündüğü huyu yap. Nayı seviyorsa onu yap. Onu yani yap. Başkasının sevdiği bir şey sen yapmak zorunda değilsin. Mecbur dersin. Mecbur dersin. Dersin çünkü sen şeyin yapasın. Doğru. Peki bir insan mesela şimdi çok güzelimiz var. Kızlar olsun ya da erkekler olsun fark etmez. Doğru. Çoğu vardı, stil gitarı vardı. Çoklarının indiği evde gitarlar vardı. Zaten dizilerde görürler ya da filmlerden görürler. Öyle alırlar. Hiç öğrenebilmiyorlar. Bir insan gitar çalmağı öğrenmek ister ne şeklinde olacaktı bu? Şimdi teknoloji alanı çok gelişti. Tabii. Yani şöyle daha zorca tutasın. Yani ben de bir fatura, bir ayda oraya gittim. Baktım onları. Gel. YouTube'a baktım. Yani indi böyle olup vaka budur. YouTube'da yani her şey var. Tabii. Otursun mesela ne tarzı da koy diyor. Akustik seviyor. Akustik seviyor. Akar ne der? YouTube'da yazar akustik dersleri. 10 yıldan başlar ama ilk bir daha çok zorlanır. Yine sabır et. Yani ben de çok sabır et. O gün ol 12 saat prova eder. 12 saat? 12 saat. Mesela yani şöyle de 12 saat bir chatten. Mesela sabah 3 saat. Gün orta 2 saat. Böyle taksim eder. Bu da ders sayılır aynı zamanda. Ama bu bir daha da olur. Sonradan da bir başa parasını. Güzel. Yani internetten her şeye ulaşabilirsin. Ulaşabilirsin. Yani internet alemi başka. Her şey var. Ben düşündüm, kadimde ne de bu şeyler ederdi. Mesela şimdi yazsan filan şarkının akoru. Google'da çıkıyor. Ama kadimde ne derler? Ben onu düşündüm. Kadimde ne derler? Kasiyeti dinlerler, akor çıkardı kulaktan. O çok zordu. O da tamam, özü o da tamam. Ben tavsiyem ne? İmam böyle ederim. Manini dinlerim, kulaktan çıkardım. Ama ne derdim? Hazır Google'da nedir? Özü oku. Bizim millet de soka alışıp, alma bir iş, ağzıma bir. Azlıktan olmaz. Yine zorlanırsın. Sevdiğin şey, hatır yine zorlanırsın. Doğru yani. Önemli olan sevdiğin şeyi yapmak. Okumak o da tesir etmez. Sen okumak o tesir etmez miydi? Aslında ben yani okumağımı daha güzel şekilde yapardım. Fikrim sağ. Birazcık sıkılanda gitar çalardım. Arkadaşla çıkardım. Doğru. Yani koymazdım. Ben hayatım cedvel etmiştim. Cedvel hayat daha tamam. Nasıl bir cedvel etmiştim? Mesela koyduğum. Okumak birinci gelirdi. İnsanın tek uçer derdi. İndi mesela bizim burada bir sınıf teynet yoktu. Sen koymuyor musun şu teynet? Tabii. Kültürlü insan olmağı için, gelişme için, milleti için okumak lazım. İkinci nokta hivayetim koydum, gitarım koydum. Yani okumağıma koymadım tesir etsin. Yani önemli olan okumağı tesir etmemeli. Çünkü çok insan vardı. Bir şey yaptığı zaman kalkı nedir? Okumağı ihmal ediyor. O tembeldi yani. Özü manahtarı okumasın. Doğru. Ama sen cedval yapmışsan hayat uçu. Tabii. Bu cedvalin dışında da çıkmayıpsan. Zaten üniversiteni bitirdi o da. Bitirdim. Geçen sene eğitim fakültesi Türkiye bölümü. Doğru. Onda da başarılı oldu. Gitarda da özü tatvir etti. Bu güzel bir şeydi aslında. İşte benim de niyetim yani bir katkı mı olsun milletimize bu açıdan. İnşallah katkı olur. Peki sırada ne hazırlayacaksın bizim için? Ya da ne söylemek istesen? Orasında benim zaten bir dönem gittik şeye, Türkiye'ye devreyden. Doğru. Orada Azeri Kırım arkadaşlarım oldu. Bu şarkını çok isterler benden. O buradan Azerbaycan ve Türk dünyasına bu şarkılar memnun ederim. Seydim milletimize. Kendisi Doğu Anadolu şeydi, yöresidir şarkısı. Doğru. Anonim Sarı Gelin. İki versiyon okuyorum. Bir Azeri, ikinci kopla Türk okuyorum. Buyurun Allah'a selam o zaman. Saçın ucun hörmezler Gülü suyu dermezler Sar gel Saçın ucun hörmezler Gülü suyu dermezler Sar Bu sevda ne sevdadır Seni bana vermezler Neynim aman aman Neynim aman aman Sar gel Bu sevda ne sevdadır Seni bana Neynim aman aman, neynim aman aman
sağır yani. Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gel. Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gel. İçinde bir kız gezer, oy nenen ölsün, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sunaya. İçinde bir kız gezer, oy nenen sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sunaya. Yaş abi, bu kadar hoş aldı. Onu da gerçekten çok güzel bir şekilde seslendirdi. Hepsi savsası da çok güzeldi. O gitarla uyumu da aynı zamanda da çok birbirine uyuptu. Yani uyumsuz birbirimize. Allah sizler birbirimizden ayırmasın. Sağ ol, sen de gerçekten şarkı söylemek duygu ister. Tabii. Duygu. Yani duygu sanırım daha fazla bir, şurada daha fazla kabardı bence. Sev bir işi belen. Ben bu işi çok seviyorum. Hobi olarak seviyorum yani. Başka bir şey için değil. Doğru, zaten insan sevdiği için bir şey yapsa daha fazla başarılı olur şimdi. Sen sevdiği için yapsan bunu, yani bir amacın yoktu. Bir madde için yapmasan, para için yapmasan, karşılıksız bir şey yapsan sen. Ama mesela insan muhtaç olsa, bir işten elden kazanırsa normal bir şey. Doğru. Fakat mesela hamdolsun ben kendi şahsım alsam, ben hamdolsun muhtaç derdim, bunu hobi olarak seçerim. O var insan muhtaç, haricinde kalsın, yurtta. Normal bir şeydi ama bazı insan bunlar küçük görüyor. Dirgünden sokakta çaldılar, bilmem ne dediler. Bu insanın cahillığından cahil. Sokakta müzik çalmaktan yani ne var? Ayıp bir şey yok. Onu taksim ediyor, başka yerlere diyor. Türkiye'nin her arasına geçse sokak müziği var. Doğru. İnsanlara farklı bir şey veriyor. Doğru. Doğru yani, insanın içinde olan bir sevgidir bu. O farklılık verir insan hayatına. Bu müzik zaten her zaman farklılık verir insan hayatına. Çünkü insan müzikten canlanır bence. Tabii, mesela Azerbaycan, bence, yani benim kendi şahsıma göre dünyanın en iyi ses konservatörleri alan, şan eğitimini alan ülkedir, Türk dünyası. Doğru. Yani müzik açısından baksak da Türkiye'dir. Ama bizde de var, biz de edebildik. Gel, dilerim biz de çok çalışsak. İnşallah tabii çalışmaktan yetirelim. İstediğimiz şey o, sonuca da yetirebildik, en iyi şekilde olsun. Peki sen o gelecekteki planın nerede, o da yakın gelecekteki planın nerede? Neler yapacaklar? Valla doğrusu şimdi müzik arkadaşlarım ve Halil Karagöz'le Mustafa Öztürk buradan salamlar olsun özlerinden. Doğru. Onlardan günler saniye yani bir yerdeydik, bir çalışma, bir proje yapardık. Şimdi onlar Türkiye'dediler, okulda. Yani ben diyelim, diyeyim ki ben burada yalnız kaldım ama ben kendimi yine de yalnız hissetmiyorum. Yani başka şeyler de yapabilirim. Başka şeyler? İleride yani umniyetimdir mesela kendi dilimizde bir Anadolu rock yapmak. Kendi dilimizde. İndiye kadar yapılmayıp bu arada net o kadar. Yapılıp ama çok distortion yani diyeyim çok kaliteli değil. O kadar dram. Yani normal bir şekilde yapılıp. Doğru. Ama sen inşallah da gelecekte istediğin bu şeylere ulaşırsan, aynı zamanda da kendini daha fazla geliştirirsen, kendini geliştirmek için sen tam olarak neler yapsan? Şimdilik de yani bu son dönemde biraz atıl olmuşum, biraz tembel olmuşum. Yani kendimde özümü değerleştirmem lazım. Doğru. Yani ilk başlayandan çok havasızydım, çok çalışırdım. Aynı bir dönem geçti, daha geçen yıla kadar.
arkadaşlarım Türkiye'ye gitti. Ben de biraz sağ oldum. Ben sonra düşündüm, dedim ne için? Yani olay ben yalnız kalmadı. Tamam. İnşallah sen daha fazla özgürlük geliştirirsen. Aynı vakitte de işte kendi eleştiriden çıkart. Çünkü eleştiri iyi bir şey değil. Ama ha, sen iyi tarafından düşünüp sen eleştirdin. Tembellik. Tembellik. Bende olan bir şeydi bu. Son dönemde tembel oldum. Yeni özüm eleştirdim. Yine çalışmam, mi? Yani çok çalışmam lazım. Hedeflerim var mesela. Ne hedefler var kanka? Vallahi dediğim gibi birinci hedefim Türkmen Arap Türkiye'si şivasında bir Anadolu rock tarzında bir rock yapması. Anadolu rock. Mesela önceden yapmıştık ama kendi şivamızdaydı. Türkiye Türkiye'sidir. Türkiye Türkiye'si. Ha. İnşallah da yaparsan sen bu işesinde istedim bu şeylere. Biz son olarak da milletimize düşman gençlerine ne demek bu vardı? Valla buradan tabi milletimize demek istiyorum kendi kafalarındaki şeyleri düşünsüler yapsılar. Kimseye bakmazlar. Bu alemden vazgeçtim. Biz 21. yüzyıldayız. Olmaz onun o belediyede bu belediyede bakmazlar bir şeye. Kendi kafalarında bir hedef kursular, kimseye bakmadan hedeflerine ulaştılar. Bizimkiler çoğu filan belediye, bilmem kim belediysen aleme karışma. Öz tümuhu yap. Doğru. Öz tümuhu yap. Yani benim gençlere tavsiyem o da, öz tümuhu yap. Kimseye bakma. Doğru. Yani önemli olan kendi sadıkı yapmak. Kendi sadıkı yap tabi. Ama bizim maalesef, yani her yönden eleştirme, eleştiri ulaşır bir şeyler. Doğru. Ama niye de? Doğru. Ve inşallah da bütün gençler gözler daha fazla açılar. O istedikleri şeyleri yaparlar en kısa zamanda. Dilerim inşallah. İnşallah. Biz sana tekrardan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli izleyiciler, programımızın da sonuna geldik. Umarım bugün yaptığımız program sizlerin gönlüne göre oldu. Tabii ki Paradise Cafe'ye de teşekkür ederim. Bizi burada ağırladıkları için tekrardan hoşça kalın. Şimdi kapanışı müzikten kapatacağız. Huzur bizden kaçıverdi, arzusuna kimler erdi? Karınları tok olanlar bilemezler yoksul derdi. Günler kısa olup soldu, akan sular kanla doldu. Annelerin gözü yaşlı, çocuklar da gülmez oldu. Bin defa biz gördük ölüm, başta deprem gönülde lüm. Dört kitaptan başlayalım, nerede vardır böyle zulüm? Nerede vardır böyle zulüm? Dört kitaptan başlayalım. Nerede vardır böyle zulüm? Nerede vardır böyle zulüm? Dertlerini Hakk'a söyle, kelepçeler vurgun böyle, tüfek patlar kurşun yar, günler geçer işte öyle. Günler kısa olup soldu, akan sular kanla doldu, annelerin gözü yaşlı, çocuklar da gülmez oldu. Bin defa biz gördük ölüm, başta deprem gönülde lüm. Dört kitap
kitaptan başlayalım. Nerede vardır böyle zulüm? Nerede vardır böyle zulüm? Dört kitaptan başlayalım. Nerede vardır böyle zulüm? Nerede vardır böyle zulüm? Dört kitaptan başlayalım. Nerede vardır böyle zulüm? Nerede vardır böyle zulüm?